Evet arkadaşlar, geçen hafta bunun hem kata çıkarmıştık, üçüncü kata atmıştık, hem ana rızgası koyduk, hem de bu kovanımıza bölme yapmıştık. 5 gün sonra ikinci bölmeyi yapmamız gerekiyordu ama izin alamadığımdan dolayı, hafta bir gün izin kullanabildiğimden dolayı 7 gün sonra bölmemi alacağım nasip olursa. Bakalım öncelikle stoklama durumu nasıl, bal stoğumuz nasıl, onu gözlemlemek istiyorum. Sonuçta evet, şu anda doldu, dolmak üzere bu. Bir de üst katta hatırlarsanız yavru çıtalar da kalmıştı. Ana arı memesini kontrol etmemiz gerekiyor. Muhakkak meme kontrol yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Muhtemelen meme asmıştır. Çünkü ızgara attığımız zaman memeyi muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, görüldüğü gibi sıralamaya devam ediyor. Bu arada bizim burada nektar çok az geliyor. Azaldı yani nektar süresi. Bitti, bitmek üzere. Biz çam balına yönleniyoruz. Çiçek balımız çok yok burada. Evet, görüldüğü gibi memeler var burada. Memeleri bozuyoruz arkadaşlar. Muhakkak bozmamız gerekiyor. Atlamamamız gerekiyor. Atlarsak bütün işlemimiz boşa gider. Şurada erkek arı gözleri, onları da bozalım. Onları temizletelim arımıza. Izgaranın üstünde erkek arı gözlerimizi istemiyoruz. Şurada da var. Ve burada erkek arılar var. Bunları kovanın önüne çırpayım. Izgara takılıp kalmasınlar. Evet. Burada meme var mı? Arkasına bakıyoruz. Artık nektar akımı dediğimiz gibi bir haftamız daha var bizim. Bir hafta sonra bitiyor artık. O da çok az geliyor bizim buralarda. Bahar çiçek balımız çok az oluyor. Meyve ağaçlarını alabildiği kadar alıyor. Bu bile bizim buralarda iyi sayılır. Son kapalı yavrular da çıkıyor. Burada erkek arı var. Şurada erkek arı gözleri var. Buna çırpıyorum kovanın önüne. Erkek arıların ızgaranın üstünde kalmaması için. Dediğim gibi meme kontrolü muhakkak önemli arkadaşlar. Meme kontrolü kaçırırsak gözden bütün işlemimiz boşa gider. Erkek arı gözlerini parçalıyoruz. Bunların ızgaranın üstüne kalmamasını istiyoruz. Kalırsa ızgara da tıkanıklık meydana getirir. O yüzden erkek arı gözlerini muhakkak parçalamamızda fayda var arkadaşlar. Evet, çıkan yerlere bal geliyor. Görüldüğü gibi. Evet, bunda da bal. Aynı şekilde arkası görüldüğü gibi komple. Artık dolmaya başlamış. Önümüzdeki hafta bayramdan sonra nasip olursa sahama geçebiliriz ve çıtaları boşaltabiliriz. Görüldüğü gibi. Burada da artık 3'te 2'si doldu, dolmak üzere. Sahama hazır bu çıtalarımız. Bunlar kenar çıtası. Bunlar da az var. Şimdi hoppa kaldırıyorum. Ortaya da bakmama gerek var mı bilmiyorum. Çünkü daha önce yeni yeni geliyordur bunlara. Evet, yeni yeni. Işıldamalar mevcut. Vakit kaybetmeyelim. Eğer bunlar dolmazsa hafta bunları alacağız buradan.
Ya da bugün de alabilirim. Çünkü artık bal geçti. Bunu alabilirim buradan. Gördüğünüz gibi erkek ızgaraları şeyden evet, görüldüğü gibi erkek arılar ana ızgarasından geçemediğinden dolayı ölüyor burada. Sıkışmışlar. Bunları kurtaralım, rahatlatalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yani kapalı yavrular, çıkmak üzere yavrular mevcut. Tek tük günlük anamız atmaya başlamış buraya da. Gelmiş artık. Arkasında komple larvalar var. Günlükler var. Ana arımızı görmeye çalışıyorum. Bölerken ana arımızı almamamız gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi bu. Ana arımızı göremedim. Burada kalsın bu. Bunda günlükler var, larvalar var. Geçen de koyduğumuz çıtamız bu. 2, 4, 7, 9'a koyduğumuz 9 bu. Evet, günlük yumurtalarımız 60 anarımız buraya. Günlükler var. Larva var mı? Larva yok burada. Anarımızın burada olma ihtimali yüksek ama göremedim. Bir de arkasına bakalım. Evet. Günlükler var. Larvalar mevcut burada. Bunu da bırakalım. Komple kapalı yavru mevcut. Evet, komple kapalı yavru mevcut bunda. Bunu bırakalım. Yedi nolu çıtamıza bakıyoruz. Bunu da geçen hafta koymuştuk. Kabarttığımız çıta olarak. Buna polen doldurmuş. Çok güzel polen geliyor. Arkasında da polen var. Larvalar var. Bunu poleni çıt olarak alayım bunu. Bunu aldık. Bunda da larvalar var, bal var, polen var. Evet, anarımız burada görüldüğü gibi geziyor. Evet, bunu ayırayım şöyle bir kenarda dursun bu. Bu işte buraya koyayım, bölmem daha rahat olacak. Şöyle dursun burada bu. Anarımız gördüğünüz gibi yumurtlamaya alan arıyor. Hemen boşaltalım buradan. Gördüğünüz gibi komple polenli var. Polen kalsın burada. Komple polen basmış. Bunları yukarı almam gerekiyor. Evet. Bunda bal var. Arkasında da bal var. Bu da kalsın. Evet, bu iki nolu çıtamızdı. Bakıyoruz.
Bunda da günlüklerimiz mevcut. Bu da kalsın. Şuradan şu da vardı larvamız. Evet, bunda var. Arkasında da var. Bunu da alayım. Bir tane daha. Evet, bunda da larva var. Günlük de var. Arkasında ne durumda? Evet, arkasında da gayet güzel günlük larvalar var. Daha yeni C şekli almış. Bunu da alayım. Ne oldu? 3 oldu. Bir tane burada bu vardı. Bunu da alayım. Anar buna geçmiş midir? Geçmez. Evet, 4 tane çıtamızı aldık. Buraya koyduk arkadaşlar. Anarımız bu çıtadaydı. Anarımızı göremedim. Henüz daha. Muhtemelen saklandı. Çok da aramamıza gerek yok. Evet, anarımız. Şurada geziyor anarımız. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bunu en kana koyayım bunu. Çünkü bunda hep polen var. Polenliği buraya koyayım. Polenleri kenara alayım. Bunda ne var? Evet, bu da komple polen. Hatta bunu yukarıya alayım. Komple polen var. Yavru da var bunda. Bunu şöyle şöyle yapayım ben bunu. Bunu en kenara koyuyorum arkadaşlar. Polenliği. Anarımıza yumurtlama alanını açabilmek için. Nerede bu? Şöyle bir tanesini buradan kenardan koyuyorum. Bir tanesini şöyle ikiye koyuyorum. Çünkü bunun altına dala kasmaya başladı. Şöyle bunu da ikiye koyuyorum. Buradaki koyduk. Bir iki tane daha çıta kıyacağız. Evet. Bir ikiye koyduk, üçe koyduk. Üçte eski çerçeve. Dörde koyuyoruz. Dörde de koyuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Dörde de koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 7'yi de koyuyoruz. Evet, 7'yi de koydum. Buradan kattan aldım çıtaları. Eksilttim. Izgaramız nerede? Izgaramıza koydum. Şunları da şu şekilde yanaştırayım. Bunu da bu şekilde koydum arkadaşlar. Eğer bal akımı biterse bunları alacağım buradan. İkinci kata. Dolmuş zaten üçüncü katımız. Yani bal akımı çoğalırsa alt katta boş petekleri de doldursun diye. Burada da sıralamayı beklenmesin diye buraya aldık bu katımızı. Görüldüğü gibi ikinci bu kovanımızda ikinci bölümümüzde yaptık. Bu kıştan çıkan zayıf kovanımızdı.
Hadi hayırlısı. Örtüsünü örtüyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.